söylemek istediğim, burada mı söyleyeyim, oraya mı? Çünkü şiir. Şiiri söyleyeceğim. Fakat ben buradan bir şeyler söylemek de istiyorum. Hayatında çok güzel, kaçıncı hafta bu? Hayatında çok güzel, uzun yıllardan beri bu kadar güzel günler geçirmemiştim. Her gün gözüm gönlüm şıklığı unutmuştum çünkü. Artık son zamanlarda şıklığı zarafet görmüyorduk. Çok sevdiğim, ablasını da çok severim, kendini de çok severim. Artık bir anne de oldu, daha çok seviyorum. Benim yavrum, kızım olan Ebru'mla onu o şıklıkla görmekle bana tekrar bu dünyada şık kadınların olduğunu da hatırlattı, zarif kadınların olduğunu ve edeple. Böyle bir gazeteciyi görmekle size başından söyledim. Moda dünyasına işte budur diyorum. Çünkü moda kritiği yoktu. Tiyatro vardı, sanat olarak kabul edilmediği için Türkiye'de. Genç, dayanıklı, sonuna kadar olan bir genç biri tekrar dışarı çıkabilir. Şu hale getirebildiği için. Şu hale getirebildiği için. Bu tek kere. Bir de tabii ki burada hepinizin divası. Tabii ki benim de bir halk olarak, benim de böyle bir hakkım var şöhrette olsam. Benim de hayatımın bir fon müzikleri var. Hayatımın, aşklarımın sesleri var. Benim de divam. Yani sade sizlerin divası demek değil. Benim arkadaşım, dostum. Ama bir gün gönül kırmadan bir 45 yıl, bir gün birbirimizi incitmeden bir 45 yıl, artı ilk çıktığı gün Maxim'deki en öndeydim. Benim aşklarıma fon müziği yapmış. O doyulmaz sesiyle anılarımın içinde yer almış Bülent Ersoy'a. Hem Bülent Ersoy hanımefendiye, hem canım arkadaşım Bülent Ersoy'a. Çok teşekkür ediyorum. Çünkü artık maalesef bizlerin gideceği bir yer kalmadı. Büyük sanatçılarımızı dinleyebilmek için. Onun için de ben burada her cumartesi akşamı siz farkında olmadan eski günler gibi Diva'yı dinleyerek eskilere gittim ve siz gençlere çok teşekkür ediyorum. Hepiniz çok terbiyeli ve edepliydiniz. Ve buradan da bizim yapımcımıza, aynen katılıyor, yönetmenimize ve bütün bu ekibe şükranlarımı sunuyorum. Ve tek bir şey söylemek istiyorum. Biraz sonra galiba bir şey yapacaklar bunlar. Ne yapacaklar bilmiyorum. Şiir. Ben artık kitap yazıyorum biliyorsunuz. Ve birincisi son derece ilgi ve alaka görmüştü. Sayenizde. Evet. Efendim şimdi okuyacaksınız şiiri birazdan mı? İsterseniz okusun. Okuyalım. Pekala. İzliyoruz. Doğrularım sizin yanlışlarınız olduğu için seçimlerimde neyi seçeceğimi sizlere sormadığım için kendimi sevdiğim ve sizin sevginizin işlenliğine inanmadığım için affedin beni. Kimliğimi kendim belirlediğim için sizlerin yapıştırmak istediğiniz kimlikleri görmemezlikten geldiğim için çaresizliklerimi sabretmek olarak görmediğim için sizlerden sade anlayış bekleyip bunu bile veremediğinizde sizleri hala sevdiğim için affedin beni. Sizlere tüm çıplaklığımla duygularımı açtığımda, o an düşündüklerimi söylediğimde sizlerin bitmek bilmeyen yargılarınız karşısında dimdik durabildiğim için affedin beni. İnançlarımı ve yaşamdan istediklerimi kelebekler gibi hür bıraktığım için, onların hesabını, kitabını yapmadığım için affedin beni. Of be. Of.